Ali Karahasanoğlu, seçimin malukları arasında Ekrem İmamoğlu da yok muydu? İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na boşuna sülün Osman dememiştik. Hiç bozuntuya vermeden bana babamdan miras kaldı. Ama satıyorum çok ucuza. Çünkü ben köyüme döneceğim diyerek Galata Kulesi'ni satmaya kalkan Sülün Osman'a Ekrem İmamoğlu'nu boşuna benzetmedik pazarda karşılaştığı abla, ÖSCHP'ye oy vermeyeceğini yüzüne karşı söylediğinde. Biraz da o ablanın cesaretini görünce, abla, nerelisin, ile başlayıp, tekrar tekrar aynı soruyu sorup, sonunda da, kaç çocuğun var, okuyorlar mı, diye devam edip, hanım ablanın bütün protesto heyecanını elinden alan Sülün Osman ile karşı karşıyayız. İstanbul'da AK Parti'ye karşı belediye başkanlığı seçimini kazanan bir büyük lider, takdimini kendisi için yaptırıp bundan sonra artık CHP'nin makus talihi değişti. Ekrem İmamoğlu ile girilecek her seçim kazanılacak algısı oluşturan da kendisiydi. Oysa İBB için dahi öyle önemli bir seçim başarısı yoktu. İBB meclisinde ezici şekilde AK Parti üstünlüğü vardı. Belediye Başkanlığı seçiminde, 2019'a kadar hiç olmadığı şekilde, AK Partim-HP bloğuna karşı CHP-DP ip birlikte tek aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişlerdi. 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy dağılımını vereyim, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki gerçekte sıradan bir sonuç olan İBB Başkanlığı'nı kazanmasını, nasıl büyük bir başarı gibi takdim ettiğini siz de görmüş olun. 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylar şöyle dağılmış. AK Parti tek başına %47, CHP tek başına %40, HP %4, HDP %5 2019 seçimlerinde HDP aday göstermiyor. Bu durumda HDP'nin oyunu CHP ile toplayın. Eder size %45, bir çırpıda AK Parti'yi gelmiş olurlar. Diyeceksiniz ki, MHP'de 2014'te ayrı aday göstermiş iken, 2019'da Ak Parti'ye destek verdi. MHP oyunu da Ak Parti'ye eklemelisin. İlk bakışta doğru bir itiraz. Ama 2014'teki MHP'den 2019'da iyi parti kopuşu yaşandı. Dolayısıyla MHP'nin oyunun yarısını AK Parti'ye, diğer yarısını da CHP'ye verirseniz yine 2019 İBB başkanlığı seçimini diğer sol partilerin de desteğini alan CHP adayının önde bitirmesi gerekir. CHP adayını destekleme konusunda İyi Parti ile HDP nasıl bir araya gelir diye itiraz edip bu ilkesizliktir diyebilirsiniz. Ama sonuçta CHP adayına hem ülkücü geçinen iyi partililerden hem de PKK'lıları hak arayan gençler diye tanıtan HDP'nin oylarını verdirirseniz sonuçta zaten İstanbul'da seçimi kazanıyorlar. Ve 2019'da Ekrem İmamoğlu da seçimi böyle kazandı. Daha eski yıllarda İstanbul'u CHP'nin kazanamamasının sebebi kendi oylarına ilaveten HDP seçmeninin ve milliyetçilerin bir kısmının oylarını aynı anda alamamasıdır ki, hem HDP, hem İyi Parti'nin oyları, sadece İstanbul'da CHP'ye gitmiş olsa, bu başarı Ekrem'in, derdik. Ama aynı birliktelik, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Hatay'da da yaşanmış ise, Ekrem'in başarısından değil, olsa olsa CHP artı HDP artı İP'in bir arada olmasındaki ilkesizlikten bahsetmek gerekir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığına seçilmesinde, kendisinin çok büyük bir başarısından bahsetmek mümkün değil. Ama öyle gösterildi. Şimdi daha vahim bir algı operasyonuna imza atılıyor. 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sanki hiç açıklanmamış. Herkesten fazla ben çalışacağım ve genel başkanımızı seçtireceğim sözünü veren göreceksiniz 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak diyen Ekrem İmamoğlu değilmiş gibi. 14 Mayıs akşamı sandıkların henüz %20'si açılmış iken seçimi kazanıyoruz. Adayımız genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önde. Farklı bilgilere itibar etmeyin açıklamasını yapan bu kişi değilmiş gibi. Bir saat sonra tekrar basının önüne çıkıp benzer açıklamayı tekrarlayan ve seçimde şaibeler oluşturulmak istendiğini iddia ederek, sanki Kılıçdaroğlu öndeymiş de, YSK ve AA tarafından Erdoğan önde gibi gösteriliyormuş gibi algı üzerine algı yapan Ekrem İmamoğlu değilmiş gibi. İmamoğlu'nun o açıklamalarının tersine, 14 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan, çok net olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 fark atarak, ancak %50 üstüne alamadığı için seçim ikinci tura kalmamış gibi. İkinci tura giderken de, Ekrem İmamoğlu, İbbe'nin imkanlarını seferber ederek, yine il il dolaşmamış, birçok ilde provokatörce konuşmalar yapmamış gibi. Yine çok kesin açıklamalarla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylememiş gibi. Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildiğinde, hafızamızla alay edercesine, Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan olmasa da istifaya davet edip, değişim zorunludur. Bir kurul değişikliği ile değişim olmaz, diyen de yine Ekrem İmamoğlu oldu. Eğer gerçekten bir kurul değişikliği ile yetinilmemesi gerekiyor ise, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olarak Ekrem İmamoğlu dahil, hepsinin değişmesi gerekmez mi? Sülün Osman kendisini ayrı tutup sanki Cumhurbaşkanı seçiminde kendisi de yardımcı unvanı ile il il dolaşmamış gibi. Seçim sonuçlarının açıklanması ile kendisinin de başarısızlığı perçinlenmemiş gibi. CHP'nin MİKS'in değişmesiyle yetinilmemesi gerektiğini, genel başkan da dahil tüm yönetiminin istifasını istiyor. İyi de Ekrem İmamoğlu'nun da istifa etmesi gerekmez mi? Kendisi de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak il il dolaşmadı mı? Yenilenler arasında Ekrem de yok mu? Kılıçdaroğlu kazansaydı ben kazandırdım diyecek olan Ekrem şimdi seçim kaybedildiğinde ben kaybettirdim demeyi boş verin ben de kaybettim demeye bile yanaşmıyor.